Burada gördüğünüz şey suyun yüzeyinin yakın plandan bir görünüşü. Hemen üstünde ise hava var. Bu gördükleriniz hava molekülü. Hatta belki de azot molekülleri bile olabilirler. Birbirlerinden biraz uzakta duruyorlar gibiler değil mi? Aslına bakarsanız gerçekte birbirlerine bundan çok daha fazla uzaktalar. Buradakiler de su molekülleri. Bu molekülleri zaten daha önce birçok derste görmüştük. Su molekülü bildiğiniz gibi iki hidrojen atomuna bağlı bir oksijen atomundan oluşuyor. Yine bildiğiniz gibi Oksijen atomları elektronları üstünde tutmayı hidrojene kıyasla daha çok seviyor. Başka bir deyişle oksijen hidrojene göre daha elektronegatiftir. Demek ki bu uç kısmi negatif, bu uçta kısmi pozitif oluyor. Kısmi negatif ve pozitif uçlar arasındaki çekim kuvveti ise suya birçok ilgi çekici özellik kazandırıyor. Çekim kuvveti diye bahsettiğim şey aslında hidrojen bağları. Şöyle de diyebiliriz. Suya bu harika özellikleri kazandıran Standart basınç ve sıcaklıkta onu sıvı halde tutabilen şey bu hidrojen bağları. Ancak şu anda özellikle suyun yüzeyine odaklanmak istiyorum. Masada duran bir bardak suyun yüzeyine bakarsanız tamamen düz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama moleküler düzeyine inip aynı yüzeye tekrar bakabilseniz aslında yüzeyin bu gördüğünüz moleküllerden oluştuğunu görürdünüz. Şimdi diyelim ki suyun yüzeyi aşağı yukarı buralarda olsun. Burası suyun yüzeyi diyebiliriz. Peki bu yüzeyde neler oluyor? Bütün bu moleküllerin hidrojen bağları sayesinde birbirlerini etkilediklerini biliyoruz. Diyelim ki bu molekülün sahip olduğu hidrojen bağları onu yukarıya, bu tarafa, aşağıya yani neredeyse her yöne doğru ortalama bir kuvvetle çekiyor. Bütün moleküllerin kendi kinetik enerjisi olduğu için sürekli hareket halindedir. Ve bu hareketleri esnasında da doğal olarak sürekli karşılaşıyor ve çarpışıyorlar. Onlara bir arada tutan şeyin yani oluşan kohezyonun nedeni tabii ki hidrojen bağları. Moleküller bu şekilde birbirlerini çekiyor. Şimdi de bir tam yüzeyde bulunan molekülleri düşünelim. Tabii ki onlara da aşağı doğru çeken bir kuvvet var. Yani sağa sola doğru. Ama dikkat edin onları yukarı çeken herhangi bir şey var mı? Hayır yok. İşte bu yüzden bu civardaki moleküller biraz daha sıkışık bir durumda diyebiliriz. Yani yanlarındaki komşu moleküllere biraz daha yakın duruyorlar. Başka bir deyişle yüzeydeki su molekülleri diğerlerine oranla daha yüksek moleküller arası kuvvete sahip. Bu da hepimizin bildiği bir olaya yüzey gerilimine neden oluyor. Yüzeydeki moleküller sanki diğer moleküller tarafından içeri doğru çekiliyorlar. Aynı zamanda hava tarafından yukarıya doğru çekilmedikleri için kendi aralarında daha sıkışık, birbirlerine daha yakın hale geliyorlar. Biz de bu olayı yüzey gerilim olarak adlandırıyoruz. Buraya da yazalım. Eminim ki siz de şu ana kadar yüzey gerilimine binlerce kez şahit olmuşsunuzdur. Mesela Aynısı su damlasında da yaşanıyor. Evet bildiğimiz su damlası. Su damlasının neredeyse yuvarlak bir şekil almasının elbette bir nedeni var. Bir su damlasının yüzeyindeki o küçük su molekülleri de ki burada yüzey derken su damlasının altının, üstünün, sağının ve solunun da yüzeyi olduğunu unutmamak lazım. Onları saran havadan daha çok birbirlerine bağlılar. Birbirlerine olan çekim kuvvetleri havadan daha fazla. Bunun sonucunda da bu bahsettiğimiz damla oluşuyor. Şimdi bir havuza gittiğinizi düşünün. Havuzdaki su oldukça durgun görünüyor, değil mi? Hatta ben bunu maviyle göstereyim. Burası havuzdaki suyun yüzeyi olsun. Belki bu yüzeyin üstünde yürüyebilen böcekler bile görmüş olabilirsiniz. Evet, biliyorum. Bu böcekleri çizmekte çok başarılı değilim. Ama tabii ki bu şekilde gözükmüyorlar. Ama yine de suyun üzerinde yürüyebiliyorlar. Peki. Peki siz hiç suyun yüzeyine yavaşça bir ataş koymayı denediniz mi? Bildiğiniz gibi ateşin yoğunluğu sudan fazla. Bu yüzden de suyun üzerine konulduğu zaman batması gerekiyor. Ama suyun yüzeyi, yüzey gerilimi sayesinde sanki bir filmle kaplanmış olduğundan ateş suyun yüzeyinde yüzüyor ve batmıyor. Aslında ateşi biraz hareket ettirirseniz o zaman yüzeydeki kuvvete bozarak batmasına neden olursunuz. Zaten ateşin yoğunluğu sudan fazlaydı değil mi? Aslında benzer bir deneyi bir kahve fincanı ile de gerçekleştirebilirsiniz. Bir fincanı alıp ağzına kadar su doldurur. Hatta sonra biraz daha fazla su doldurursanız hemen taşmayacağını görürsünüz. Gerçekten de hemen taşmayacaktır. Eğer dikkatlice bakarsanız orada bir tümsek oluşturduğunu bile görebilirsiniz. Bu tümseklerin oluşma nedeni ise biraz önce anlattığım olayla aynı. Yani buradaki su moleküllerinin birbirlerini havada daha çok çekmeleri. Bu şekilde de işte bahsettiğim küçük bir tümsek oluşuyor. Fincana su eklemek isterseniz elbette ki bir noktadan sonra suyun çekimine yenik düşecek ve taşıyacaktır. Yer çekimi yüze gerilimine karşı galip gelecektir. Ama bu tümsek başlangıçta gerçekten de oluşacaktır. Sonuç olarak yüze gerilimi gerçekten de sudaki kohezyona bağlıdır. Bu kuvvet de moleküllerin havadan ziyade birbirlerine doğru çekildiği zaman oluşur.